Depremin ağır hasar verdiği illerden biri de Hatay'dı. Bölgede enkaz altında kalan onlarca insan vardı. Birçoğu yardım çığlığını sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Yolların yanında havalimanı pisti de hasar gördü. Hastane ve polis evinin yıkıldığı kentte doğalgaz paniği de yaşandı. Çünkü depremle birlikte doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Her yer enkaz altında. Arkadaşlar, depremin altında kaldık. Anne iyi misin anne? Anne lütfen yatağın alt bir yere saklandın da lütfen. Anne yardım edin lütfen. Hatay, Antakya. Endişe, korku ve çaresizlik. Enkaz altında kalanlar, ailesini, yakınlarını arayanlar. Bugün Türkiye'de sadece acı vardı. Hatay'da da manzara aynıydı. Allah'ım çok şükür. On şehri etkileyen depremle birlikte Kırıkan'ın Topboğazı köyündeki iki ayrı noktadaki doğalgaz boru hattında patlamalar meydana geldi. Ardından yangın başladı. Yangın söndürülene kadar bölgeye doğalgaz akışı durduruldu. 7.7 büyüklüğündeki deprem havalimanının pistini de bu hale getirdi. Enlemesine yer alan pistin üzerindeki asfalt parçalandı. Kırıkan Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme yaşandı. Deprem İskenderun ilçesindeki limanları da vurdu. Amin abi, amin abi. Liman 2. Çok kötü. Kentteki arama kurtarma ekipleri enkaz altındakileri kurtarabilmek için hemen harekete geçti. Bu arada sosyal medya üzerinden yardım çağrıları da art arda geldi. Burası Hatay Kırıkan. Bakın burada UMKE yok, AFAD yok. Bak biz burada unutulduk. Bakın burada iki ceset var, çıkartamıyoruz. Lütfen sosyal medyadan yayın. Arkadaşlar, burası Hatay Samandağ Belediye Sokak. Burada 3 tane bina, şu an sadece bu sokakta 3-4 tane bina çökmüş durumda. İçeride yaşayan insanlar var. Buraya acilen yetkililerin gelmesi gerekiyor. Gece 4'ten beri bekliyoruz. Bir sürü insan burada var. Bir genç enkaz altında kalan yakınını böyle teselli etmeye çalıştı. Batu atıyorum, attım, AFAD'a attım videoları, her şeyi. Attım Batu, dayan. Elini göster, elini göster bana. Kurtarır seni, bekle, dayan oğlum, dayan. Dayan, dayan oğlum. İyisin değil mi? Depremin ardından dehşete düşüren görüntüler çıktı ortaya. Her an yıkılabilecekmiş izlenimi veren binalar ürkütücüydü. Her yer enkaz altında. Ben çok durmamaya çalışıyorum. Bütün binalar çökmüş durumda. Görebildiğim çoğu binanın %80'i yok. Yerle bir olan yüzlerce bina vardı. Deprem uykuda yakaladığı için enkazlar kurtarılmayı bekleyen insanlarla doluydu. Daha şanslı olanlar kurtarma ekiplerini bile beklemedi. Yıkılan binadaki yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk yardımlarına koşanlar tarafından depremden 3 saat sonra böyle kurtarıldı. Allah'ım çok şükür. Yüksek katlı binaların yanı sıra kamu binalarının da hasar gördüğü İskenderun'da eski devlet hastanesi ve polis evi de yıkıldı. Ekiplerin seferber olduğu il ve ilçelerde çok sayıda kişi enkaz altından kurtarılırken bazılarının ise cansız bedenlerine ulaşıldı.